Evet. Şimdi sondaj kuyusu, sondaj suyu çevirme kuyusu nasıl kazılır? Nasıl olmalı? Onunla ilgili bir çekim yapacağız. Operatör Bülent Erdem. Dayım olur kendisi. Başladık. Bu noktada sondaj uygulaması yapılacak. Sondaj için çukur kazıyor kendisi. Bu sondaj aracı. Karavan ve boruların olduğu bir araba daha mevcut. Bülent Erdem kazmaya başladı. Makina CAT 432E. Bu da sondaj makinesi. Bu da boruları taşıyan, sondaj borularını taşıyan kamyon. Bu da bizim gariban. Hemen alt tarlamızda sondaj çalışması yapacaklar. Onun için Bülent dayım sondaj kuyusu kazmaya geldi buraya. Evet, şimdi makinenin yanına gidelim. Evet Bülent Bey, nasılsınız? Ben nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Şimdi sondaj kuyusu mu kazıyoruz? Evet, aynen. Bunun özelliği nasıl? Kaça kaç olması gerekiyor tahmini olarak? Kuyunun derinliğine göre değişiyor. Kuyunun derinliğine evet, göre değişiyor. Şimdi bu 5'e 4, 3 metre derinlikte 2 tane kuyu kazdık. 5'e 4, 3'er metre derinlik 2 kuyu. 2 kuyu, evet. Tahmini kaç metre vuracaklarmış buraya? Bilgin var mı? İhtimali herhalde 300 metre vururlar. 300 metre. 300 metreye anca karşılar zaten. Evet, aynen. Çok derin. Ne zaman başlayacaklar kazmaya? Yarın. Vallahi suyu doldururlar, bugün başlarlar. Ama su yok. Bunlar 24 saat çalışıyor. Diyor, 24 saat çalışma var bu arada. 24 saat sondaj kazısı mı yapacaklar yani? Makine iyiymiş ama baksana. Makine canavar. Selkadan mı çıkma? Vallahi her hafta. Beton pompası kamyonunda, değil mi? Evet. 4x4. 4x4 ama Ford Cargo batmış herhalde. 2x4 oldum ben batmış. Kuyu bahane, muhtemelen Ford'u kurtarmaya geldim buraya. Olabilir mi? Olabilir, aynen. Ford'u da yerine koyacak yani. Arabanın arzını görecek ya. Tamam, beni bulaştırma da garibim bir motoru var. Burada elektrik yok ama ne yapacaklar? Motor mu kuracaklar? Onlar getirir. Elektrik gelir yani. Analiz yaptılar mı peki? Bilgin var mı? Vallahi hiç bilgim yok. Yapmışlardır, o başlayacak onu. Analize kazmak daha mantıklı. Abi, boşu çalışmaz ama. Bayağı tav var toprakta. Yok, 1.5 metre. Bu Eskişehir'in firması mı bunlar? Ha, Kocaoğlu. Kocaoğlu'nun mu bunlar? Evet, Kocaoğlu sondaj firması. Bu araçlar onlara aitmiş. Onlar kazacaklar. Yalnız burada çabuk kazarlar. Burada taş maşı olduğunu düşünmüyorum ben. Bence de. Çok bir sert tabaka olduğunu düşünmüyorum. Bence de olmaması lazım. Bunu bir haftada kazarlar buraya. Bazen buralarda su fışkırıyormuşlar.
Fışkırıyor muymuş? Ben oradan fışkırıyor. Ya oradan fışkırıyor ya, buradan da mı fışkırıyor? O aynı yatağa bekliyor mu fışkırıyor? Bir yatakla şuradan bulsak. Buradan çıkarsa sana da su çıkar. Damlasa yeter. Firma mı getiriyor? Yok. Kendi tarla sahibi. Bayağı su alır ama ya burası. Alır, çok su alır. Niye öyle? Çok ilk defa bu kadar büyük bir yol. Nasıl? İlk defa büyük bir yol diyorum, bu kadar diyorum. Çok büyük bir yol dedim. Demek derin gidecekler. Evet. Benim tahminim 200-250 metrede yeterli su çıkar burada. Analiz yapalıysa bulurlar ya. Var var, analiz yapmıştım. Biraz dışarıdan görüntü alayım ben. Tamam. Sana kolay gelsin Bülent Bey. Tamam. İki tane mi kuyu kazıldı? Bayağı su lazım o zaman. Bugün başlıyor mu? Hani su? Su nerede? Getirirlerse başlarsın. Metre belli mi? 3 metre var mı? Yok. Su analizi yapıldı mı? Buraya. Burada mı? Ya ama bilmiyorum. Şeyci getirmişler. Sallantı matlazı bir şey getirmişler. Çubukçu mu? Evet, çubukçu getirmişler. 300 metre falan. 300 metre mi? Yasal sınır yok mu bunun? Yasal sınır yok. 600-700 yapabiliyoruz. Yani 300 metre kazabiliyorsun, problem olmuyor yani. İzin almana gerek. 300 metre bizim için 2 gün. Burada. Gitti misin? Ya burada taş olduğunu zannetmiyorum. Burada yerin üstüdür, üst tabaka, alt tabakası çok şey. Bu... Şuradaki diğer kuyu da siz mi kazmıştınız? Ben daha yeni geldim de. Sen yeni mi geldin? Arkadaş belki olur ya. Evet, 5 aydır. Kamyon baktı mı? Baktı, traktör de çekmek lazım. Kamyon oturmuş. Bu da sondaj makinesi. Çeker bir araçmış. Mercedes. Ford Cargo.